Değerli izleyiciler, Türkiye'de uçak kazalarını araştırmak gazeteci için en zor iş. Bakın geçenlerde İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir Pegasus uçağı piste indi fakat duramadı. Pistin sonundaki uçuruma düştü. Gerçekten bir uçurum var orada ve uçak üç parçaya ayrıldı. Üç kişi hayatını kaybetti. Pilotlar yaralandı. 180'e yakın yer aldı. Hastanelerde tedavi altına alındı. Şimdi dün yapılan duruşmada kaptan pilot tutuklandı. Beli kırık, ayağı kırık, kolu kırık. Kaçma tehlikesi var diye tutuklandı. E yargı her şeyi biliyor. Türkiye'de yargının durumu açık, ortada. Şimdi Pegasus'a birkaç gündür ulaşmaya çalışıyoruz. Genel müdürden bilgi almaya çalışıyoruz. Ancak ne santralları cevap veriyor ne de genel müdüre dahili telefondan ulaşabiliyoruz. İnternetteki adreslerine giriyoruz. Dönüş geliyor, otomatik bir mesajlama sistemi var gönderdiğiniz maile. Diyor ki uçak biletini değiştirmek için, koltuğunuzu değiştirmek için. Şunun için, bunun için var ama genel müdüre ulaşmak için yok. Yani havayolu duvar. Havayolu şirketi bu ya. Uçtu gitti herhalde. Genel müdürlüğe ulaşmak mümkün değil. Şimdi kaptan pilotun tutuklanmasından sonra uzmanlarla konuştum. Bilir kişi sayılan uzmanlarla konuştum. Bakın öyle bir duruşmada kaptan pilot tutuklandı ki bir Pegasus kendi kaptanını savunacak avukat göndermiyor duruşmaya. Kaptan pilot kendi avukatını tutuyor ve avukatı kaptanı savunuyor. Neden göndermiyor? İddia şöyle. Pegasus eğer kazayı kaptan pilotun hatasına bağlarsa sigortadan uçağın parasını ölen ve yaralanan yozların parasını alacak deniyor. Çok önemli bir iddia. Bunun için ulaşmaya çalıştık. Pegasus'tan yanıt alamadık, ulaşamadık. Mail adresleri bile ulaşılmaz halde. Sadece koltuk değiştirme, bilet değiştirme gibi cevap veriliyor resmi web adreslerinden. Otomatik cevap geliyor. Şimdi değerli izleyiciler bakın. Avukatının savunmasındaki iddialar şöyle. Kaptan pilotun avukatından söz ediyorum. Bir, uçağın lastikleri yere vurduğu anda yerde kalan lastik izlerinin delir diye alınması ve incelenmesi gerekiyor. Bu yapılmamış. İki, her uçakta iki tane kara kutu var. Biri pilot kabininde yapılan konuşmaları, Diğeri ise uçağın teknik bilgilerini saklıyor. Bu ikisi bulunmuş, deşifreleri yapılmış fakat savunma hakkı için avukata verilmemiş. Böyle bir şey olur mu? Yani o yapılan deşifreler veya çözülen kara kutular avukattan saklasın, pilottan saklasın diye değil ki. Gerçek ortaya çıksın diye. Evet iddialardan başka bir tanesi şu. Pistin sonunda bir uçurum var. Uçak uçurma düşüyor, yüksekten düşüyor ve üç parça oluyor. Halbuki diğer havaalanlarında uçak pistten çıkarsa yavaşlatacak bir toprak zemin, bir belki kum zemin var. Oraya saplanıyor uçağın parçalanması, içindekilerin yaralanması mümkün olmuyor. Bu da yok. Zaten tek pist var. Dünyada tek pist olan sayılı havaalanlarından biri Sabiha Gökçen ihalesi yapılmış. İkinci pist hala bitmemiş. Üçüncüsü kule görevlinin sorumlusu. Yani devlet hava meydanları işletmesinin görevlisinin sorumlusu. Onun da bir anlamda tanık diye ifadesi alınıyor. Ya aslında sanık diye alınması lazım kule görevlisinin. Uçuş yönünü bir pistin 24.06 deniyor. Yani saatimizdeki bu 24.06 gibi düşünün. Bir doğru üzerinde pist. 24 bir taraftan bir taraftan iniş. Hava durumuna göre, rüzgar durumuna göre ya 24'ten ya 06'tan iniş izni veriyor. Ve yaralı kaptan, beli kırık, kolu kırık, ayağı kırık kaptan kaptanesiyle gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Değerli izleyiciler, bakın bu uçak kazalarında daha önce de oldu. Bu kara kutular açıklanmıyor. Bilir kişiler ve maalesef mesela bilir kişilerin içinden birisi kimya mühendisi. Yani Türkiye'de özel e, kaza mahkemeleri yok. Bu konuda bilirkişi var mı bilmiyorum. Yani uzman bilirkişi. Atanan kişilerin mutlaka konusunda uzmanlar olması lazım. E, kaptan pilot bu kadar sahipsiz mi? Yani bütün ihale ona yıkacak Pegasus. Kendisini avukat dayı göndermeyecek ve mahkum ettirip tutuklatıp sigortadan parasını alacak. Çok yazık. Pegasus'tan açıklama bekliyoruz. Hoşçakalın.